Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Abdülkahir Cürcani, meşhur belagat imamı, onun ifadesiyle belagat ilminin hazinelerinin kapılarına geldik. Yani belagat ilmi demek bunlar demek esas yani. Evvela şunu söyleyeyim. Biz bugün müstedün ileyhin hallerini açıklayacağız. Yani nasıl oluyor, nasıl olmuyor? Marife mi gelecek, nekire mi gelecek? Yani takdim mi olacak, tehir mi olacak? Hiç zikredilmeyecek mi, zikredilecek mi? Bütün bunlar onun halleri. Ama ondan önce şunu söyleyeyim. Yani bir defa senin birkaç işi yapman lazım burayı tam anlaman için. Bunlardan birincisi, yani Nusreddin Bolelli hocamızın kitabı sizin için temel bir kaynak. Çok güzel açıklamış, tebrik ediyorum. İkincisi, bizim bu yaptığımız dersi tekrar dinlemen. Anlatabildim mi? Üçüncüsü de eğer vakit ve imkan bulursan, biliyorsunuz biz telhisi okuyoruz, telhisin metnini. Onun şerhi olan Muhtasarul Meani'ye arada sırada bakman. Ne kadar gücün yeterse. Anladın değil mi? Ne kadar gücün yeterse. Çünkü orada anlamadığın kısımları oradan cevaplandırmaya çalışman. Çünkü çok güzel izah ediyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta, o da çok önemli. Şimdi biliyorsun Zeydün Katibun. Zeyd katiptir. Burada Zeyd müsnedün ileyhtir. Veya mantıktaki tabiriyle mahkumun aleyhtir. Ama katip ise müsnettir. Yani mahkumun bihtir. Onunla hüküm veriyoruz. Ama gramerdeki adıyla, nahivdeki adıyla mübteda haberdir. Veya fiil ve faildir veya mef'uldür. İkisi. Bizi ilgilendiren bu şey, bu kavramlar. Şimdi müsnedün leh deyince aklımıza Zeyd katiptir. Zeyd'i nasıl söyleyeceğiz? Hasf mi edeceğiz? Yani zikretmeyecek miyiz? Yeri gelir zikredilmez. Yeri gelir zikredilir. İşte bütün bunlar şu anda bizim ahval dediğimiz olay. Yani müsnedün ileyhin halleri. Halleri. Marife mi olması lazım? Elif lamlı mı olması lazım? Elif lamsız mı olması lazım? Nekire mi olması lazım? Önce mi gelmesi lazım? Sonra mı gelmesi lazım? Bütün bunlar haller bunlar. Anlatabildim mi? Ve bunlar hep hikmetli, hep edebi gayelerle yapılan şeyler. Öyle hiçbir şekilde gereksiz bir şey yapılmaz. Şimdi birincisi, hallerinden biri bu. Ahvalül müsnedünle birincisi hasful müsnedi ileyh ve zikruhu. Yani müsnedün ileyhin cümlede hasfedilmesi veya zikredilmesi. Hasf biliyorsun zikrin tersi. Acaba niye hasfediyoruz? Niye zikrediyoruz? Yani bütün bunların hikmetleri ve belagat nükteleri var. Yani sebepleri var. Önce hasiften başlamış bu nedense. Hasful müsnedi ileyh. Müsnedün ileyhin hasfi. Emma hasfuhu, yani müsnedün leyhin hasfi, birkaç sebeple olur. Birinci sebep, bu önemli. Lil ihtirazi, kaçınmak için. Anil abes, lüzumsuz kelimelerden. Niye? Binaen alez zahiri. Yani çok açık bir şekilde anlaşıldığı için tekrara gerek yok. Yani bakın, burada çok güzel bir misal vermiş. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı. Anlatabildim mi? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı, yani Sare radıyallahu anha diyelim. Kendisini melek çocukla müjdeliyor. Yani Hazreti biliyorsunuz İshak ile müjdeliyor. Fakat o fesakket veceha. Yani yüzünü böyle yani şey yaptı. Anlatabildim mi? Yani yüzünü buruşturdu. Yani memnuniyetsiz bir havaya girdi. Ve kalet dedi ki, bak burada, acuzun akim. Ene yok bak. Yok. Anladın mı? Yani burada o kadar belli ki onun kendisi olduğu. Yani burada eneye ihtiyaç yok yani. Dedi ki ben çok yani yaşlanmışım ve artık doğuramayacak durumdayım yani. Akim de akametli yani sonucu olmayan. Zürriyetsiz bir yani artık doğurma kabiliyetini kaybetmiş bir yaştayım yani. Ey ene acuz demek yani.
Yani ben çok yaşlıyım manasına. Orada ene asas müstedünle odur. Ama hasfedilmiş. Neden hasfedilmiş? Yani çok açık olduğu için. Yani abesle iş, meşgul olmamak, kaçınmak için. Birinci sebep bu. Şimdi burada önemli, şimdi güzel kardeşim, ev veya tehyilül udul ila akve delileyni minel akli ve lafzi. Bu da çok önemli. Yani bir şeyi ya lafzen veyahut da aklen, iki tane delil var. Yani akli delil, lafzi delil. Yani müsnedün ileyhin ne olduğuyla alakalı. Bu ikisinden lafzan söylersen aklen hayale getirme şıkkını ortadan kaldırmış olursun. Ama hasfedersen, yani muhatap bunlardan birini daha iyi hayal edebilir. Buna bir misal vereyim, sonra müellifin misalini verelim. Yani bana göre, yani çok önemli bir şey, misal bu. Evet, evet, burada vermiş zaten, kolay. Kekavli, şairin sözü gibi, minel hafif. Hafif dediği, yani yine aruz vezninin bir kalıbı. Yani onu manayı şey yapmıyoruz, yani biz bilmiyoruz. Bir gün bakalım, bunları öğrenelim. Ama ezberlemek zor. Bunlar ayrı ayrı kalıpları var. Failatun, failatun, faulun mesela. Yani her birinin bir kalıbı var yani. Onu ezberlemek lüzumsuz bana göre şu anda. Kaleli, bana dedi ki, keyfe ente. Yani nasılsın? Kultu alilun. Dedim ki hastayım. Yani en alilun. Burada bakın, devamı var bunun. Yani sehrun daimun ve huznun tavilun. Devamı buymuş. Devamlı uykusuzluk ve de uzun bir sıkıntı ve üzüntü. Yani şey, bu biliyorsun. Herhalde sevgili midir, nedir, onları bilemiyoruz. Arap şairleri, kimin söylediği de zannediyorum belli değil yani bu. Yani burada, yani ene'yi ister lafzen düşünsün, ister aklen düşünsün. Her şey, yani orada seçimi muhatap yapsın diye yani. Bilmem anlatabildim mi? Seçimi muhatap yapsın diye böyle bir gizleme yapılıyor. Gizleme yapılıyor. Evet. Hasfedilmiş yani. Evet. Şimdi veya bir diğer sebep. Sen hasfediyorsun müsnedün lehi. Sebebi şu. Ev ihtibari, yani liye atıf ya bu. Oraya gidiyor. İhtibari tenebbühü sami'i inde karine. Karineyi zikrediyorsun. Dinleyici bakalım o karinenin farkında mı değil mi denemek istiyorsun. Bu da çok enteresan bir şey. Yani demek ki acaba aklı başında mı, değil mi, farkında mı, değil mi? Buna bakalım nedir yani. Bu da çok enteresan bir şey. Mesela diyorsun ki, nuruhu mustafadun min nuriş şemsi. Yani nuru, ondan sonra güneşin nurundan istifade edilmiştir diyorsun. Yani burada kasıt şey nedir? Yani nurul kamer manasına yani. Nurul kamer. Bunun gibi yani. Yani muhatap bakalım düşünebilecek mi yani? Anlatabildim mi? Yani düşünebilecek mi? Evet. Böyle bir olay. Şimdi veya ikincisi, ev veya denemek için miktari tenebbühihi, yani karinenin farkına varıp varmadığının ne kadar vardığını denemek için. Yani burada karinenin farkına dinleyici eriyor mu ermiyor mu onu. Burada ise yani ne kadar var fark edebiliyor karineyi, onu derecesi. Çok güzel bir misal vermiş aşağıda. Mesela diyor, iki adam seni ziyaret ediyor. Bunlardan biri senden, yani biri eskiden beri seni tanıyan ve sohbetinde bulunan adam. Diğeri yeni. Yanındaki arkadaşına diyorsun, cedirun bil ihsani. Bak bu çok enteresan. Yani iyilik etmeye layık bir adam. Tabi sen burada
ilk geleni kastediyorsun yani. Şey, eski dostluk olanı. Yani ikisi de dost. Ama biri çok kadim dost, biri biraz daha az dost. Yani şeyi zikretmiyorsun Müsned Ümre'yi. Sen onu yani artık muhatabın, dinleyicinin zekasına, uyanıklığına, karine-i anlayışına. Anlatabildim mi yani? Bu arada gizlemekle ikisini de kızdırmıyorsun. Evet, anlatabildim mi? Ama yanındaki arkadaşın senin o en eski arkadaşın olduğunu bile bile kimin iyilik etmeye, ihsan etmeye layık olduğunu senin kadar sen anlıyor, ediyor. Yani hulasa o gizlemek bir önemli nükte. Evet. Anladın değil mi? Bu da ayrı bir şey. Bir tane daha, bu da çok enteresan. Bu da şey, ev ihamu ihami savnihi, yani an lisanike, yani sen dilinle söylemekten çekiniyorsun. Yani bu da çok önemli bir delil bu. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Şu demek yani. Mesela sen ev aksihi veya tam tersi. Yani tam tersi dediği, onu hakaret edeceksin. Birinci de sen ona tazim edeceksin. Ama tazim edeceğin için kad ca'e diyorsun. Geldi. Yani el emiru ca'e. Anlatabildim mi? Yani veya el emiru kadimün diyorsun. Geliyor. Nitekim bunu resmi törenlerde yapılıyor bu. Geliyor kıymetli misafirimiz geliyor. Zikretmiyor şeyi. Müptedayı. Yani başbakanımız geliyor demiyor. Geliyor. Kim gelir o kadar kalabalığın içinde? Bu tazim için. Onu hasfediyorsun. Anlatabildim mi? Veya tam tersi hakaret ediyorsun. Onun için adını zikretmek istemiyorsun. Alçak geliyor demiyorsun da geliyor diyorsun. Sevmediğim bir adam. Biliyorsun bunu yapıyoruz biz bazen. Geliyor bizim sahtekar diyorum ya ben bazen. Yani demek ki ya hürmeten tazim için veyahut da hakaret için hasfediyorsun yani. Sebebi de dilinden onun ismini koruyorsun. İki sebeple. Ya tazim için koruyorsun. Yani dilinden çıkmasını istemiyorsun. Veyahut da hakaret için. İkisi de mümkün. Ne kadar enteresan adamlar bunlar ya. Vallahi billah. Evet. Evet. Mesela diyorsun Hatemül Enbiya. Anlatabildim mi? Hatemül Enbiya. Ne kadar güzel değil mi bu? Yani demiyorsun Muhammedun Hatemül Enbiya. Anlatabildim mi? Hatemül Enbiya. Peygamberlerin sonu. Peki hocam şu mesela el-luga dendiğinde Arapçayı bu da el-kitab. O da olabilir. Tabii. Denebilir. El-luga. Tabii o biraz farklı. Çünkü el-luga dedin mi elif lamlı kullanmaman lazım. Elif lamlı kullandığında müpteda da olabilir. Müstedülleh de olabilir. Ama maksadı anladın yani. O da çok enteresan. Şimdi bir diğeri de bu da ev teeddil inkari, inkar imkanı tanımak. Ledel hace, ihtiyaç duyduğunda. Bu ne demek? Bu şu demek. Adam diyorsun ki, facirün fasık. Yani şu gelen adam, ismini zikretmiyorsun. Bu adam facir ve fasıktır diyorsun. Niye? Ulan bana mı dedin? Öyle bir şey demedim. İnkar imkanı da olsun diye. Sahtekar. Bana mı dedin? Öyle bir şey söylemedim kardeşim. Bu teeddil inkar. Yani inkar imkanı da olsun diye. Anlatabildim mi? Yani o da çok enteresan yani. Yani ev teayyunihi veya yani çok açık belli olduğu için. Anlatabildim mi? Çok açık belli olduğu için. Yani artık kesin belli yani. Diyorsun raculun azim. Yani büyük adam. Belli yani. Mesela Sultan Abdülhamid. Anlatabildim mi? Bir adamdan bahsediyorsun. Raculun azim. Belli o kim oldu. Evet. Adres belli. Yani sen kimi? Benden başka büyük mü tanıyor kardeşim? Sensin işte. Orada da yine inkar imkanı var yani. Enteresan bir şey. Hazreti Ömer'den daha büyüksün. Ha o. Allah'tan. Aynen öyle. Onun gibi yani. Veya ev iddia-i teayyuni. Bu da çok enteresan.
Yani bir şeyin yani sadece ona has olduğunu iddia etme. Mesela diyorsun ki Vehhabül Üluf aşağıda var. Maaşları veren ata. Yani belli ki sultan bu, devlet başkanı. Hmm. Anlatabildim mi? Mesela barajlar kralı. Eskiden Demirel için kullanılan tabir. İsmini söylemene gerek yok. Adam öyle yani, hakikaten bir zaman öyle olmuş yani. E şimdi bu camiler kralı. Yani hulasa sen kendine göre tayyün iddiasında bulunuyorsun. Yani önemli bir vasıf, o müsnet belli bir adama hastır iddiasında bulunuyorsun yani. İşte Vehhabül Üluf, yani maaşları veren adam. Ülufeden geliyor bu. Yani maaşları veren adam. Ev veya nehvi zalike veya benzerleri. Bu benzerleri dediği şu. Bazen söz yani dar, yani seciyeyi korumak. Seci var ya, seci. Seci ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Seci şu. Nesir ve nazım var. Anlatabildim mi? Nazım dediği şiir biliyorsun. Nazımda böyle aynı kelimelerle sona ermesine biz kafiye diyoruz biliyorsun. Eğer nesirde öyle olursa, yani cümleler veya kelime grupları aynı kelimelerle sona erer veya aynı hecelerle sona ererse, ona da seci diyoruz. O da ayrı bir sanat. Üstad bazen yapıyor. Seci. Veyahut da nasıl ifade edelim? Yani daha başka şeyler de olabilir. Yani burada mesela vezni korumak için, yani aruz veznini korumak için, kafiyeyi korumak için, seciyi korumak için. Anlatabildim mi? O teayyuniye bir misal, bir diğer misal de alimul gaybi ve şehade. Yani Allahu alimul gaybi ve şehade demene gerek yok. Yani bu da enteresan bir misal yani. Evet. Bilmem anlatabildik mi? Evet. Bura İşte hasfin hikmetleri. Şimdi zikrin hikmetleri. Bunlar da çok kolay olduğu için okuyacağız. Tamam. Bakalım Müsned-ül Leyh'i zikretmenin de çok hikmetleri var. Bu hasfin hikmetleriydi. Evvela bunların biri likevnihi el asıl. Yani asıl budur yani. Anlatabildim mi? Asıl budur. Yani ne demek? Yani Müsned-ül Leyh'in temel kuralı zikredilmektir yani. وَلَا مُقْتَدَى لِلْعُدُولِ عَنْهُ Ondan vazgeçmek için gerekçe yoktur yani. Gerekçe ancak hazifteki gerekçelerdir. Anlatabildim mi? Hazifteki gerekçelerdir. Yani dolayısıyla asıl olan odur yani. Veya ikinci bir nokta, neden zikredersin? Bu da önemli bir misaldir bu. Yani demek ki birinci nokta, bir defa yani dinleyiciye anlatmak, etmek yani bu önemli bir nokta. İkincisi de şu, lil ihtiyat, ihtiyat için zikredilir. İhtiyatın sebebine lidafi tevil, yani güvenme zayıflığı var, güven zayıflığı, alel karineti, yani karineden anlaşılacağına dair güven zayıflığı var. Onun için ihtiyaten Müsned-ül Leyh'i zikrediyorsun. Bakalım burada zikretmiş mi? Misal zikretmiş mi? Yani o da önemli. Burada bir zikretmiş. Bak şunu demiş. Sa'dun ni'mez za'imü. Yani mesela komutan manasına za'im, komutan. Yani normalde ni'mez za'imü. Ne güzel komutan. Ha bu bak en güzeli şey. لَسَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِنِيَّ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ diyor. Yani orada ahdi zihniyle o padişahın fatih olduğunu işaret ediyor. Burada da normalde iyi bir komutanı anlatmak için نِعْمَ الزَّعِيمُ ne güzel bir komutan diyebilirsin. Ne güzel bir lider diyebilirsin. Ama millet orada kafası yani kim olduğunu tanımayabilir onu millet. Dinleyici bazen o karinenin farkına varmazsa dersin ki Sa'dun ni'mez zaim. Sa'd ne güzel bir liderdir dersin. Yoksa millet mesela ben normal bir sivil toplum örgütü toplantısında ne güzel bir lider desem Muhsinoğlu'nun taraftarı onu kasteder. Öteki Necmettin Erbakan'ın muhataplar karıştırır diye ihtiyaten zikrediliyor. İkinci maksat da bu. Demek.
Üçüncüsü, bu da çok önemli. Yani bu da şey, yani ne derler buna? Ettenbihi, uyarı yapmak için, ala gabaveti sami', dinleyicinin dön ve ahmak olduğuna. Anlatabildim mi? Yani adam ahmak. Mesela, ماذا قال Ertuğrul? Ertuğrul ne dedi? Dinleyici ahmak, tam kavrayamadığı için Ertuğrul kale keda dersin. Normalde gerek yok. Kale keda demek kafi. Ama adam anlamaz. Ertuğrul kale keda dersin. Anlatabildim mi? Yani burada muhatap ahmak. Yani onun için zikretmek mecburiyetindesin. Bir diğeri de ev ziyadetil idahi ve takrir. Sen konuyu daha da açıklamak istiyorsun yani. Mesela bunun en güzel özelliği, en güzel örneği Sure-i Bakara'nın ilk sayfasında. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, bak iyi dinle burayı. Ulaike, zaten burada da onu zikretmiş. Ulaike alâ hudem min Rabbihim. İşte bu yukarıdaki vasıflara sahip müminler mutlak hidayet üzerindedirler. Tamam da, vehum desen kafi. Yok, tekrar ulaike. Maksat izah. Anlatabildim mi? Daha fazla meseleyi tespit etmek için. Tekrarı, ülaikeyi tekrar etmiş bak burada. Gerek yok aslında bu. Zaten başta geçti. Hayır, burada daha çok şey yapmak yani. Büyütmek, anlatmak. Anlatabildim mi? Önemini. Önemini ifade etmek. Yani muhataba işte müminler böyledir, felaha kavuştular demek. Tekrar. Çok güzel bir misal bu. Anlatabildim mi? Yani bu demek ki şey. Ev veya izhari ta'zimihi, ona saygı gösterdiğini açıklamak için. Mesela diyorsun emirul mu'minin hadirun. Yani peygamberlerin emiri, halife geldi, hazır. Başbakan geldi. Başbakan salona girdi. Mesela yani. Anladın değil mi? O başbakanı millet bilmiyor değil. Sırf ona tazim için onu tekrar ediyorsun. Zikretmenin veya ihanetihi. Salah aramıza geldi. Anladın mı? Yani salah aramızda. Yani işte onun ismini, yani onu zikrediyorsun. Sanki hakaret edesin diye. Mesela diyorsun ki hırsız aramızda. Bu tam örnek yani. Aşağıda vermiş zaten. Es-sarikul le'imu hadirun. Yani pis hırsız aramızda manasına. Bak aşağıda bunlar hep zikrediyor. İhanetül müsnedin ile mislu, mesel, mitlu, es-sarikul le'imu hadirun diye. Veya o da çok önemli. Ondan sonra etteberruki bizikihi. Yani onu zikretmekle teberrük elde ediyorsun. Diyorsun Resulullah kale. Yani yoksa kale desen kafi. Yani Resulullah kale. Veya ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kale. Tamam. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Orada onu zikretmekle onun zikrinden teberrük. Yani bir manevi bereket elde ediyorsun. Ev istizadihi. Veya onu zikretmekle lezzet alıyorsun. Mesela diyorsun el-mehbub hadir. Sevgilim geldi. Anlatabildim mi? Veya el-habib hadir. Fark etmez. Aşağıda var bunların misali. Anlatabildim mi? Yani bu da çok tatlı bir şey yani. İstizaz yani. Lezzet alıyorsun. Bak şurada istizaz. Mislu el-habib hadir. Anlatıyor yani. Veya bu da çok tatlı. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaptığı bir olay bu. Ev bastil kelam, sözü uzatmak. Haysul isga'u matlubun. Muhatabın dinleyişi isteniyor. Şimdi Musa Aleyhisselam'a soruyor. Nedir bu? Yani şu asan nedir? Yani elindeki nedir diyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu Sure-i Taha anlatıyor. O da diyor, hiye asaye etevekkehu aleyha ve huşşu biha ala ganemi. Yani bu benim asamdır. Gaye Rabbine konuşmak ve ona dinletmek. Arada sırada yaslanıyorum. Onunla koyunumu gidiyorum.
وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَى Ayrıca başka maksatlarım da var onda. Çok işler için kullanıyorum. Yani Cenab-ı Hak biliyor bunu. Orada muhatap sözünü uzatarak sözünün dinlenmesini. Bunu nerede anlarsın? Bu Kur'an-ı Kerim'de en güzel misal bu. Ama dünyevi meclislerde de var bu. Bakarsın önemli bir bakan gelir, cumhurbaşkanı gelir. Yani konuşmasını bile beceremeyen adam. Yani konuşur, hiç manası yok. Ne söylediği belli değil. Hedef yani filan adam da konuştu, cumhurbaşkanı beni dinledi demek. Tam o yani. Ama burada tabii tam şerefli bir olarak yani. Hiye asay. Bitti. Evet. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El-Fatiha.